Merhabalar arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman son yıllarda dünya genelinde yaygın olan salgın hastalıklardan bazıları viral enfeksiyonlardır. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak ve başka insanlara bulaşmasını engellemek amacıyla dezenfektan, sabun, deterjan ve maske kullanımı önerilmektedir. Dünya genelinde salgın hastalıklara sebep olan virüslerin bazılarının dış yapısı yağ tabakasından oluşmuştur. Bu tarz virüslere karşı hijyen malzemeleri olan sabun ve deterjan önemli birer koruyucu görevi görürler. Sabun ve deterjanlar polar ve apolar uçlar olmak üzere iki temel kısımdan oluşur. Polar kısımları hidrofil, suyu seven, apolar kısımları hidrofob, suyu sevmeyen olarak tanımlanırlar. Yukarıdaki bilgilendirme metninden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Sabun ve deterjanın kiri ortamdan uzaklaştırılmasına bakalım. Apolar yapıya sahip olan yağ, sabun ve deterjan molekülünün apolar ucu olan hidrofoblar tarafından tutulup sarılır. Polar olan su ise sabun ve deterjanın polar olan Hidrofil uçlarını sarar. Akışkan ve uçucu olan su ile ortamdaki kir uzaklaştırılır. Baktığımızda arkadaşlar deterjan ve sabunun kuyruk kısmı hidrofob, baş kısmı ise hidrofildir. Kir ile kuyruk kısmı yani hidrofob yani apolar kısmı etkileşirken su ile baş kısmı yani polar olan kısım hidrofil kısmı etkileşecektir. A seçeneğinde viral enfeksiyon salgınlarında kişisel temizlik maddeleri ve dezenfektanlar hastalıktan korunmaya ve hastalığın yayılmasını engellemeye yardımcı olur ifadesi çıkarılabilir. Bazı virüslerin dış kabukları yağ tabakasından oluşur çıkarılabilir. Sabun ve deterjanlar hidrofil ve hidrofob uçlar içerirler çıkarılabilir. Deterjanlar virüsleri yok etmede sabunlara oranla daha etkilidir. Bu okuduğumuz parçada böyle bir şey çıkarılamaz arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. E seçeneğine baktığımızda sabun ve deterjanın hidrofil uçları su ile etkileşirken hidrofob uçları kirle etkileşir ifadesi de çıkarılabilir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bazı temizlik malzemelerinin görselleri verilmiştir. Bu temizlik malzemelerinin yukarıda kullanım amaçları ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekteki gibidir? Birinci öncülümüze baktığımızda bahçedeki ağaçların gövdelerine zarar veren bir tür böcek topluluğunu ağaçtan uzaklaştırmak için kireç kaymağı kullanılabilir. İyi bir dezenfektandır arkadaşlar. Dolayısıyla bir A ile eşleştirilmelidir. Sert ve soğuk olan bir akarsudan alınan suyu ısıtmadan kıyafetlerimizi temizlemek için sabun kullanamayız. Çünkü sabun sert sularda ve soğuk sularda etkinliğini kaybeder arkadaşlar. Burada kullanmamız gereken deterjandır. Dolayısıyla 2 C ile eşleştirilmelidir. El ve yüzümüzü kir ve yağdan arındırmak için hijyen amaçlı sabun kullanılabilir. Dolayısıyla üçüncüsü de B olmalıdır. Cevabımız 1A, 2C, 3B olan E seçeneği olmalıdır diyoruz. Çeşitli ilaç formlarının görselleri yukarıda verilmiştir. Görseller ile ilaç formları olan A, B ve C'nin eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Birinci öncülümüze baktığımızda arkadaşlar draje, hap gibi katı formdaki ilaçları görüyoruz. Dolayısıyla birinciyi B ile eşleştirmemiz gerekir. İkinci de merhem görüyoruz. Merhemler yarı katı formdaki ilaçlardır. Dolayısıyla C ile eşleştirilmemiz gerekir. Üçüncü de ampul spreyi görüyoruz. Bunlar da sıvı form ilaçlardır. Bunu da A ile eşleştirmemiz gerekir. Dolayısıyla arkadaşlar baktığımızda doğru cevabın D seçeneği olduğunu görebiliriz. Yani 1B, 2C, 3A şeklinde olmalıdır.